2002 yılı çiftçi açısından 2020 çiftçi açısından iyi geçti diyelim ama ürün çiftçimizin ürünleri para etti. Mısırdır, buna benzer buğdaydır vesairedir para etti ama bir de bunun maliyeti var. Tabii kendisi artar iken, ürün artar iken maliyetler de arttı. Bu maliyetler nedir? Enerji maliyeti arttı, gübre maliyeti arttı. Tabii öyle olunca çiftçimiz bir taraftan para kazandıysa da bir taraftan ne yaptı? Girdi maliyetlerine parasını harcamış oldu. 2020 yılı çok kurak bir iklim geçti. Tabii ki yılbaşını geçtik, bugün Ocak ayının içerisindeyiz. Bölgede hala yağış yağmamakta, yağmur yok, kurak gidiyor. Tabii ki çiftçilerimiz kurak gitmesinden tedirgin. Bu aylar karlı ve yağmurlu olması gerekirdi. Ama önümüzdeki Nisan ve Mayıs yağışları bizim için çok önemli. Nasip olursa beklenen yağışları o iki ay içerisinde alırsak yine ürünlerimiz iyi olacak. Bir lokalite kaybına uğramamış olacak diye düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz Ziraat Odası'na ait bir kampüs. Bu kampüsümüzün içerisinde 4 tane tesis var. Ayrı ayrı vazifeleri yapar. Birisi buğday arpasını eler, ilaçlar çiftçimize, tohum vazifesine getirir, ekilecek hale getirir. Diğer tesisimizde de bakliyat eleriz ve paketleriz de aynı zamanda. 1 kilodan 25 kiloya kadar yapacak makinalarımız var. Bu makineler ile çiftçimizin kuru fasulyesini, nohutunu, kuş yemini, çerezlik kabak çekirdeğini paketleyebiliyoruz. Pazarı da yapabiliyoruz. Bununla ilgili patentimizi de aldık biz. Zıvarık tarım adı altında patentlerimiz de var inşallah. Bunu önümüzdeki yıllar içerisinde daha da çok geliştirip nasip olursa vitrinde yerimizi alacağız. Yani mağazalara vereceğiz. Mağazalarda, satış yerlerinde, noktalarında bizim de yerimiz olacak. Oralara da vermiş olacağız Allah izin verirse. Bunu geliştireceğiz inşallah. Onun yanı sıra tabii bizim bulunduğumuz kampüsün içerisinde, Ziraat Odası'na ait kampüsün içerisinde bir de yem kırma tesisi var. Bu yem kırma tesisi ne yapıyor? Hayvancılarımız için mısırdır, arpadır, buna benzer ürünleri hazırlayıp hayvan üreticilerimize hazırlayıp yemlerini vermiş oluyoruz. Tabii ki bu kampüste büyük emeğe geçen insanlar var. Bunlar kimlerdir? Başta Tarım İlçe Müdürümüz yanımızda oturuyor ve onun ekibi Zafer Bey var. Bunlar projeyi hazırladılar, projeyi çizdiler sağ olsun, bir sürü emek sarf ettiler. Onun sonrasında KOP'a proje takdim ettik. KOP'taki arkadaşlar da bizim bu projelerimizi bölgeye has, bölgeye daha iyi verim verecek, katkı verecek seviyede gördükleri için bunları onayladılar ve bu tesislerde KOP'un da çok büyük emniyet ve önemi var. Sağ olsunlar, burada kendilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarım ilçe müdürümüze, tarım il müdürümüze, bunun yanı sıra KOP'taki KOP başkanımıza, geçmiş dönem İhsan Bey'e, şimdiki Halil İbrahim Bey'e ve onun ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü altın ekindeki tarımın şahlanışına katma değer sağladılar. Altın ekinde tarımın öncüsü olmasına büyük katkı sağladıkları için çok teşekkür ederim bu tesislere. Daha da projelerimiz devam ediyor. Hala da yapıyoruz. Hayvan gübre atma makinesi, taş kırma makinesi, taş toplama makinesi, anıza direkt ekim makinesi, hala da projelerimiz KOP ile devam ediyor. Nasip olursa altın ekin tarımına KOP'la beraber, tarım ilçemizle beraber daha büyük katkı vereceğimize eminim. 2020 yılı altın ekin çiftçisi açısından bir tarafa sağa baktığın zaman çok iyi, sola baktığın zaman çok zayıf. Bunun sebebi nedir? Bölgemize Mayıs ayından bu tarafa 7 aylık bir süreç içerisinde hiçbir yağmur almadık. İşte kısım kısım 2 kilo 3 kilo yağdı. O da toplam 20 kiloya veya 28 kiloya tahammül eden, o da toprak açısından yeterli bir yağış alamadı bölge. Şu anda kurak gidiyor ve çiftçi bundan tedirgin. Ama yapılması gereken nedir? Bölgenin bir hasreti vardır. Bu toprağın bir aşkı vardır. Bu toprağın aşkı nedir? Sudur. Yani tarımsal sulamada kullanılacak bir sudur. Biz sularımızı yer altından aldığımız için dış havzalardan bir suya ihtiyacımız vardı. Bunu 10 yıldır biz Ziraat Odası, Tarım İlçe veya buradaki siyasi arkadaşlarla beraber bunu dillendirdik. Şu geçtiğimiz hafta içerisinde de İrfanlı'dan, Kızılırmak'tan buraya bir su gelebilmesi çalışması için vizibilite çalışması ihalesi yapıldı ve sözleşmesi de imzalandı. Nasip olursa, Allah izin verirse bu suyu da bu toprağına kavuşturacağız inşallah. Ondan sonra bizim buranın ismi Altın Ekin'di ya.
daha fazla altın olacak. Daha biçilmez bir altın olacak. O sebepten dolayı burada suya emeği geçen Konya milletvekillerimize, Konya siyasetine, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Minnettarız. 2021 yılı çiftçimiz yılbaşında sevinçli girdi. Biraz önce anlattığım gibi işte su geliyor dendi. Su ihalesi, yani vizibilite çalışma ihalesi yapıldı olunca 2021'e çiftçimiz daha bir umutla, daha bir çabayla inşallah girecek. Tabii ki bu süreç içerisinde bahar ayları geldiği zaman çiftçilerimiz işte mısırdır, bölgeye has kuru fasulyedir, nohuttur, şeker pancarıdır, buğday, arpa zaten bölgenin vazgeçilmez ürünleri. Bunları ekeceğiz. Ondan sonra 2021 yılında daha verimli bir yıl olmasını bekliyor çiftçilerimiz. Daha fazla para kazanmaları gerekir. Çocuklarını özel okullarda okutması gerekir çiftçilerimizin. O sebepten dolayı 2021 yılında bizim çok çok umudumuz var. İnşallah. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Torku büyük bir Konya firmasıdır. Bunun gerçek sahipleri, temeli ve tabanı da çiftçiye dayanan bir fabrikadır. Yani temelinde, temel taşları çiftçiden oluşuyor. Alın terini dökmüş çiftçilerden oluşuyor. O sebepten dolayı Konya Şeker'in Torku'nun burada iki tane fabrikası var. Birisi hamya fabrikası. Yani ayçiçeği alımı yapılıyor burada. Yağlık ayçiçeği alımı yapılıyor. Onun fabrikası var. Hamya fabrikası. İkincisi de beta var. Beta nedir? Beta da tohum üretiyor çiftçilerimize. Sözleşmeli buğdaydır, arpadır, fasulyedir, bezelyedir. Buna benzer ürünleri sözleşmeli olarak ektiriyor ve alıyor. Tabii ki buraya bir lokomotif oluyor. Nakliyecisine, işçisine, efendime söyleyeyim çiftçisine büyük destek veriyor. Orada yaklaşık çalışan benim bildiğim kadarıyla 205 tane çalışan insan var altın ekinli. Bu da ne demektir? 1200-1300 kişiye takamül eder. 2'yle 3'yle çarparsak, haneye bölersek. Bu da Torku'ya da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Fevkalade bir tesisler buralar. Tabii ki biz bu tesislerin 2 ile kalmasını falan istemiyoruz. Bu 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Daha da bunun gelişeceğine de biz inanıyoruz. Sayın Başkan, Recep Başkan Bey, Recep Konuk Bey buraların gelişeceğini, geliştireceğini de beyan etmiştir daha öncelerden inşallah. Bir de Torku'dan açılmışken şunu da söylemek istiyorum. Son günlerde Torku'ya habire bir saldırı var. Habire bir saldırı var. Yok battı, yok bilmem ne oldu filan oldu. Kardeşim nereye gidecek ya? Bunun temel taşlarında çiftçi var dedim biraz önce. Bu Torku hiçbir yere gitmez. Bu Torku durduğu yerde durur. Allah azim verse ne batar ne görür. Başındaki insan, yöneticilerinin ben çok yakından tanıdığım için emniyetli, bu işi bilen, ehliyetli bir insanlar, liyakatlı bir insanlar var. Allah azim verse sıkıntılı bir süreç geçiyor olabilir. Bu ülkede de var bu sıkıntı. Ama bunu aşacağına Torku'nun eminim. Hiçbir şey olmaz. Biz Torku'nun ve onun yöneticilerinin, Sayın Recep Başkanımızın da yanındayız ve arkasındayız arkadaşlar. Bunu açıkçalıkla söyleyebilirim inşallah. Şimdi altın ekin yapısıyla, ismiyle ve toprağıyla fevkalade bir ilçe. Tarım ilçesi. Burada herkes tarımdan iştirak ediyor. Yani nüfusun 14.300 nüfus var. Bunun yaklaşık %98'i veya %99'u da diyebilirim tarımından iştirak ediyor ve ekmeğini tarımdan kazanıyor. Bu fevkalade bir şey. Yani böyle bir tarıma dayalı bir ekonomisi olan bir ilçe bir daha yoktur. Ama altın ekin var. O sebepten dolayı burada potansiyel var. Bütün ürünler ekiliyor. Yaklaşık 13-14 desen ürün yetişiyor. Bunun içerisinde bakliyatı da var, buğdayı da var, efendime söyleyeyim kanolyası da var, vesairesi de var. O sebepten dolayı ben buradan Konya'daki altın ekinli olup da Konya'da yaşayan iş adamlarına da seslenişte bulmak istiyorum. Gelin kardeş, gelin buraya saygıdeğer beyefendiler, abiler. Gelin bu ilçeye tesisler, üniteler kuralım. Buradaki ürünleri buranın içerisinde, bu ilçenin içerisinde, bu interlantın içerisinde değerlendirelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafına gönderelim. Bu potansiyel bizde var. Ama yatırımcıya da ihtiyaç var. Gelelim, burada yatırım yapalım, tarıma dayalı yatırımlar yapalım, tarıma dayalı tesisler kuralım. Buradaki ürünleri burada değerlendirelim inşallah. Ziraat Odası Başkanımızın da dediği gibi çiftçiler için girdili maliyetlerin yüksek olması ama ürün fiyatlarının da buna tekabül ederek yüksek olması çiftçi için bir hayli şey oldu, verimli geçti. Gelir yönünden verimli bir yıl oldu. Yalnız işte en büyük sıkıntımız su, maliyetler yüksek. Suyun temin edilmesi tamamen yeraltı suyundan olduğu için enerji girdileri fazla.
Çiftçinin büyük bir kısmının gelirini enerji maliyetleri karşılıyor. İşte bu de bunların aylık ödemesi çiftçiyi en büyük sıkıntıya sokanlardan biri de bu. Halbuki ürün satış dönemine uygun olarak ödemeler düzenlenirse çiftçi için daha iyi olacaktır. 2020 yılı dediğimiz gibi verimli geçti. İnşallah 2021 yılı da ürün maliyetlerinin ve yağışların iyi olmasıyla daha iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Yani. Yeni projelerimiz var. 3-4 yıldır KOP'la birlikte yaptığımız şu andaki eleme tesisleri, gübre dağıtma, onun hayvan refahının artırılması, dış parazit mücadelesi gibi değişik projelerimiz hayata geçti. Şu anda da çadır projemiz devam ediyor. Yaklaşık 30 çiftçimize yapılıyor. Önümüzdeki yıl içinde 3 tane proje müracaatımız oldu. İnşallah onlar da kabul olursa onları da hayata geçireceğiz. Bölgemiz dediğim gibi tarımın ilçemiz küçük ama 14 bin nüfuslu. Yaklaşık 800 bin dekar ekilişimiz var. Nüfusumuz az, Konya'ya yakın, iş gücü ihtiyacı fazla. Komşu ilçelerden, doğudan özellikle tarım işçileri yoğun bir şekilde gelmekte. Yaklaşık 3000-4000 civarında işçimiz geliyor burada. Onların barınması, çalışması ilçemizin tarımına büyük katkı sağlamakta. O yüzden onların barınmasıyla ilgili de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, AFAD'ın şey yaptığı prefabrik şeyler var. Konutlar demeyelim de ihtiyaçlarını karşılayacağı şeyler ve prefabrikler geldi. İnşallah onlar da kurulursa onların daha rahat çalışma ortamları hazırlanmış olacak. Şimdi KOP projelerinde biz kamu adına proje yapamıyoruz. Burada en büyük şey Kalkın Draftası Başkanı. Draftası Başkanımızın vermiş olduğu destekle. Çünkü onların da bir katkı payları olmaz. O katkıyı da her zaman, bu desteği de her zaman sağ olsun bizlere verdi. Çünkü siz olmasak onlar yapamıyor projeyi. Onlar olmasa biz projeyi gündeme getiririz. Bu vesileyle Zartoz Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Memurlar açısından da. 2021 yılında dediğimiz gibi 3 tane projemiz var. Projemizin bir tanesi nada salonlarımız mevcut. Bunların daraltılması açısından mercimek ekimi yaptırmak. Ayrıca anıza ekim makinesi projesi. Şimdi lazerli tesviye aracı, tekrar döndü atma makinesi, tarlalarımız taşlı, kıraç alanlarımız biraz taşlı tarih. Bunları toplayıp bu şekilde komplike bir proje. Bunun yaklaşık değeri 460 bin TL. İkinci projemiz 2021 yılı için inşallah Sera projemiz var, iki tane. Onun da yaklaşık değeri 400 bin TL. Üçüncü olarak da süt doğurtma toplama merkezleri için. Çünkü hayvancılıkta bizler tabii kamuda çalışıyorduk. Fakat memuriyetin vermiş olduğu şeyle hazla dediğim gibi tekrar Draftası Başkanı'na vermiş olduğu desteklerle projelere devam etmeyi uzun yıllar inşallah tutabilmek istiyoruz. 2021 yılı çiftçimiz açısından umut olan bir yıl olsun inşallah 2021 yılı. Çiftçilerimiz çalışsın, çalışmadan hiç kimse zarar görmez. Cenab-ı Hak çalışana muhakkak ki verir ve yardım eder. Çiftçilerimiz hiçbir zaman tarlasından vesairesinden soğumasın. Hala da çalışsın, tarlasını sevsin. Çünkü sevgi ile başlar tohumu toprağa atmak. Sevgi ile yeşerir bitki ve ürün. O yüzden çiftçilerimize tarlasını, ürününü sevgiyle işlemesini tavsiye eder ve nasip olursa 2020 yılı açısından da çiftçimize çok iyi bir yıl olur diye umut ediyoruz.